Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yapmış olduğunuz hayırlarınızı Allah kabul eylesin şimdiden. Yapan herkesten Allah razı olsun. Gönüllüsünüz galiba. Gönüllü. İsim alabilir miyim? Özcan. Arkadaşın ismi? Ramazan. Böyle bir düşünceye nasıl girdiniz? Yani biz yıllardır bakıyoruz zaten. Bu kalpten gönülden gelen bir şey. Yani siz de mi şey yapıyorsunuz buradan? Yok, biz Çerkezköy Haber. Çerkezköy Haber. Aynen. Hem ben doğa muhabiriyim. Evet. Ya buradan evet. Geçerken yavruların soğuktan öldüğünü gördük. Buna biz sessiz iyi kalmamak lazım değil. İğne'de çok sık giriyoruz. Memleket? İstanbul'dan mı gidiyorsunuz? İstanbul'dan geliyorsunuz. Evet. Herkese örnek olacak bir davranış. Herkese örnek olur bu davranış. Peki bu doğaya bırakılan köpekler için ne düşünüyorsunuz? Aşırı derecede son yıllarda doğaya aşırı derecede köpekler bırakılıyor. Yani çok hoşumuz. Keşke elimizden bir şey gelse. Aşırı derecede bir köpek şeyi var doğaya bırakılan. Genelde bu yol üzeri Kızılağaç, İğneada yolu ve Kıyıköy'ü üzerine aşırı derece bir köpek bırakıldığı görülüyor. Son yıllarda ben de doğa severler olarak veya köpeklere yardıma gidiyoruz ama ne kadar yaparsak yapalım her sene köpekler çoğalıyor. Çoğalıyor ve şöyle bizim insanların çoğalması da gerekiyor bunun için. Yani aynen. Duyarlı insanlar. Şey yani. Keşke herkes... Ya bu insanlıktır ya. Yani hayvanı seven insanı da sevmesi lazım. Kesinlikle. Ben de öyle bakıyorum. Yani bu ben bir şeye de karşıyım. İşte yılda bir kere doğa hayvanlarını koruma için bir gün planlamışlar. Herkes göstermelik olarak çıkıyor. İki köpeğe yem bırakıp sosyal medyada şov yapmasına da karşıyım. Sizin gibi duyarlı insanların gelip kışın, hele de bu soğuk havalarda böyle bir iş yapmanız beni bir anda duygulandırdı. Allah razı olsun hepinize.